Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Atilla Şahin bugün İl Parti binasında bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamasında teleferiğin bakıma alınmasına yönelik eleştirilerde bulunan Şahin, ordunun geleceği ipotek altına alınıyor ifadelerini kullandı. Evet, sayın basın mensupları, çok değerli hemşehrilerim. Bugün biraz önce sizlere söylediğim gibi bir hikaye anlatacağım. Evet, bu bir şehrin hikayesi, yaşadığımız şehrin hikayesi. Bu bir teleferik hikayesi. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanı Atilla Şahin bugün İl Parti binasında bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sami Torun'un da bulunduğu açıklamada teleferiğin bakıma alınmasına yönelik eleştiriler yapıldı. Bütün Karadeniz'in göz bebeği haline geldi sadece teleferik sayesinde Ordu. Tabii hikayede bazen gariplikler oldu. Dedik ya, hikaye bu. Sonra birdenbire teleferik durdu. Ne olduğunu anlamadık. Dedik ki aha bugün açılır, aha yarın açılır. Bir hafta, iki hafta, üç hafta, beş hafta, yaklaşık 2 aydır teleferik çalışıyor. Teleferik hattının Ordu ekonomisine büyük bir katkı sunduğunu belirten Başkan Atilla Şahin, Büyükşehir Belediyesi'nin teleferik hattını bakıma aldığı açıklamasının inandırıcı olmadığını belirtti. Geçenlerde birileri bir açıklama yaptı. Ya çalışsaydı bir facia olacaktı, biz engelledik. Vallahi hikaye bu ya, biz de çok inanmadık ama bir bakalım dedik, neymiş bunun şeyi, araştırmaya başladık. Sonra dendi ki ya bunun bir ağır bakımı var, buna 4 milyon para lazım. Şimdi anlaşıldı ki para yok. Teleferik hattının 5 ay kapalı kalacak olmasında Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalkarlığı olduğunu söyleyen Şahin, ordunun geleceği ipotek altına alınıyor ifadelerini kullandı. Düzgün yatırımlar yaparsanız zaten gelir, yani daha doğrusu gelir getirici yatırımlar yaparsanız onu rahatlıkla sağlayabilirsiniz. Borçlanmanıza da gerek kalmaz. Bakın, siz borçlanarak Ordu'nun geleceğini ipotek altına alıyorsunuz demektir.